Kuşak Haber Merkezi'nden merhaba. Gülistan Yalçın ile Dobro Dobro programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Uşak'taki sevilen kadın esnaflarımızdan Nazik Aslan'ı ziyarete geldik ve Uşak'taki esnaf kadınlar hakkında konuşmalar gerçekleştireceğiz. Nazik Hanım, programıma hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız rica etsem? Hoş buldum. Ben Nazik Aslan. Nazik Boncuk olaraktan genelde tanırlar Uşaklılar beni. 15 senelik esnaflık yaptım. Daha önce Tahtakale arasındaydım, Dubai sırasındaydım ki Uşaklılar çoğu zaten tanırlar. Şimdi o konuda iş konusunda eşimle daha önce anlaşamadığımız için devretmek zorunda kaldım ve tekrar gündeme geldim. Şu an 1,5 senedir de buradayım. Çok güzel. Peki burada bir dükkan açmak nereden esti? İşimi seviyorum. Ayrıca kimlikteki yaşıma çok önem verildiği için, iş bulamadığım için, tekrar bir daha da ayaklarımın üzerine durabilmek için tekrar sıfırdan bir dükkan açmış oldum. Çok güzel. Peki Uşak'taki kadın esnaflara karşı belediyenin yaklaşımı vesaire bu konu hakkında bilgilendirir misiniz bizi? Şu şekilde söyleyeyim o zaman. Ben 1,5 sene oldum buraya açalı. 1,5 senedir ben bu mahalleye bir tane çöpçünün süpürge bileni yaptığını görmedim. Evet. Eğer beni vali dinlerse, vali hanım dinlerse ki kendileri de arada geçiyorlar burada. Buraya bir gün olsun ne bir su tutuldu ne bir süpürge vuruldu. Yani hiçbir şekilde temizlik yok. Evet. Ve eğer beni tanıyanlar da görenler de zaten söyleyecekler ki gerçekten bu kadın haklı. Buraya benden başka yıkayan ve süpüren yok. Temizlik konusunda belediyeye söylemek istediğim, caddenin üzeri yol olarak geçiliyor da oradaki geçenler insan, bu ara yerden geçen insan değil mi? Ben bunu sormak istiyorum öncelikle. Ve bir çöpçü gördüğüm zaman, ya burayı da alın dediğim zaman biz buradan sorumlu değiliz diyorlar. Anladım. Ya ne bileyim yani dışarıya da gerçekten size göstermek istiyorum. Yani şu alanı, yani temizliğini, görselliğini ve Uşak halkına mesela diyorsunuz ki esnaf. Esnafla fazla büyük bir destek yok. Kadın dayanışması diyoruz. Kadın kadına, kendi kendimize tanıdığımız eş ve dostlarla kadın dayanışması yapıyoruz. Öbür türlü destek yok zaten. Maalesef. Yani anladığım kadarıyla buranın temizliğinde siz kendiniz üstleniyorsunuz. Evet. Ve mahallede şahit bu konuda. Evet. Yani bir de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bakar mısınız? Şunu da söylemek istiyorum. Burası bir caddeyse ve Uşak'ın bir merkeziyse... Yani buraya bizim dışarıdan, ülkeden de gelenler oluyor. Mesela ben şunu söyleyeyim, bundan 6 sene önce mesela bir tur Amerikalı gelmişti benim öbür dükkanımdayken. Ve yani böyle görsel temizlik olması gerekiyor. Niye bileyim, özen gösterilmesi gerekiyor, bakılması gerekiyor. Mesela ben şunu da söylemek istiyorum, eğer beni duyuyorsanız büyük yetkililere de söylüyorum. Ben 1,5 sene oldum ve kesinlikle reklam yapamadım. Neden? Elimde maddi olanaklarım olmadığı için, kısıtlı olduğu için reklam yapamadım. Yerimi belli edemiyorum. Ben bir afiş takmaya çalışıyorum. Hemen para denilip çıkılıyor veya bunun cezası deniliyor veya böyle. Ya bir esnafları büyütebilmek için ve benim gibi gayretli olan, çalışmaya çalışanları için... Yani reklam olsun veya diyeyim ki afiş olsun. Yani destekte bulunsun. Buraya bir aydınlatmak istiyorum. Caddenin ortasıysa ve ben esnafla tekrar geldiysem bu ortamı tekrar yeşertmek istiyorum yani. Eğer Tahtakale arasındaki yaptığım o zamanlar ki diyeyim esnaflığımda o mahalleyi nasıl canlandırdıysam burası da caddenin ortası ve canlandırmak istiyorum. Ve bunun içine destek istiyorum. Ayrıca... Kuş pisliği diyoruz mesela, o da bir Allah'ın yarattığı bir canlı. Yani onun içinde yapılabilecek bir alternatifler kafama yatıyor ama mahallede zaten girmiyor. Çünkü neden? Ucu paraya dayandığı için. Yani en azından bir fikir edinsinler. Ben İzmir Kemeraltı'na gittiğim zaman yani düşünün yani ağaçlık bölgelerde masalarda yemekler yeniliyor ama kuşlar ötebiliyor. Yani ben bunları öldürelim demiyorum ama bir şekilde bunlara da bir çare, hal çaresi bulunsun istiyorum yani. Ben özellikle temizlik konusunda çok hassasım. Ben bunu yani öncelik olarak bunu belirtmek istedim yani. Temizlik yani bir dışarıya bakın yani şu caddenin ortasında şu görsellik yakışıyor mu? Ben sabahleyin çek pasta temizledim buraya mesela. Ya bir göstermek istiyorum yani o etrafa bir bakın yani. Biz Uşak olaraktan, Uşak'ın merkezindeysek cadde bizim için öncelik ve... Ne bileyim yani her konuda cadde. Caddeye daha çok önem veriliyor. Ama burası da arası. En azından bir gözler doymalı ya. Ne bileyim insanların zaten psikolojisi bozuk pandemi yüzünden. Evet. Yetip bitmemekle uğraşıyoruz. Yani herkesin kendine göre içinde fırtınalar kopuyor. Bir savaş var yani. Bir mücadele var. Ama bu şeylikte içimizdeki ruhumuzu ve içimizdeki uçucu öldürmemek için evet. Bir şekilde ne bileyim belediyemiz olsun veya...
Uşak halkı olsun yani. Ama şunu biliyorum ki bulmak istedikleri yere, vermek istedikleri yere para denilen illeti bulabiliyorlar ve verebiliyorlar. Ya bundan çok çok eminim yani. Onu da söyleyeyim yani. Ama bir şekilde de şu alanı bir görsellik hale getirelim. Ben de iyi kötü ekmek paramı çıkartayım veya kazanayım. Ya bir şeyler yapılsın. Destek istiyor muyum? Tabii ki istiyorum. Bir insan olaraktan istiyorum. Bir bayan olaraktan istiyorum. Ya bilmiyorum yani. Ama dışarıyı göstermek istiyorum yani. Evet, zaten bu görüntü hiç hoş değil. Siz bir şekilde orayı reklam amaçlı sanatsal bir görüntü haline getirseniz anladığım kadarıyla ona karışacaklar ama buna evet. Karışma durumları yok. Peki Nazik Hanım, ben birazcık da dükkanınızdan konuşmak istiyorum. Çok güzel ışıl ışıl takılar, eşsiz güzellikte. Bunların nereden temin ediyorsunuz ve kalitesini bize aktarır mısınız rica etsem? Dediğim gibi yılların verdiği bir deneyim de var. Daha önce kendim zaten Nazik Boncuk ismi orada takılmıştı. İlk boncuğu getiren bendim Uşak'a. Hayal gücümü kullanaraktan çok çok takılar yaptım ve bu Uşak'a gerçekten tanıdığım o kadar yani 6 yaşındaki çocuğu bile ders vermiş bir insanımdır. Çünkü çoğu kadınlarımız şu an için boşta. Evet. Boşta oldukları için gerçekten öbür türlü de maneviyatları da yok eksilmiş zaten. Maalesef. Ben 2 sene ara verdim bu işe. Bak 1,5 senedir gündemdeyim. Şu an için hazır alıyorum çünkü ne bileyim elimde sermaye olmadığı için malzeme alamıyorum şu an. Malzemem olmuş olsa ben kesinlikle yani hem öğretirim. Yani insanların yani bir uğraşısı olur. Kendim de fazlasıyla yapmak isterim ama elimdeki olup gidenlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani genelde toptancılarımdan alıyorum. İstanbul, İzmir, ne bileyim ayağıma gelen toptancılarla ama bugüne kadar da ürünlerinden hiç şikayet almadım. Hamdolsun. Evet, çok güzel, çok kaliteli ürünler. Peki Nazik Hanım, Uşak'taki sevilen bir esnaf kadın olduğunuz için ben Uşak'taki kadın esnaflara önerilerinizi, fikirlerinizi sormak istiyorum. Bizimle paylaşır mısınız? Ben demek Allah'a mahsus bir şey de ben bugüne kadar da kim dükkan açmak istediyse, kim elbette 5 kuruşla kazanmak istese, namerde muhtaç olmamak için yani kaç kişi 4 kişiye garanti olarak destek olup arkasında durup da dükkan açmaları için yanlarında bulundum. Ha yürüttüler yürütemediler nasip meselesi. Ama şu an içinde gerçekten öyle bir şeyler düşünürlerse de yine yardımcı olurum yani açmaları için. Yani bir şekilde kendi ayaklarının üzerinde durmaları için. Yani o gücü kendilerinde bulmaları için o özgüveni o özdeğeri kendilerinde bulsun isterim. Ve olmaları için de öyle bir şey düşünürlerse de yardımcı olurum. Nereden aldığımı da söylerim. Ne yapalım demeye de fikir alışverişi yapmaya da açığım. Çok güzel. O zaman ben buradan Uşaklı kadınlara sesleniyorum. Böyle projeleriniz, fikirleriniz varsa mutlaka Nazik Hanım'ın yanına uğramanızı tavsiye ederim. Peki Nazik Hanım, Uşak'taki esnafın durumuyla ilgili pandemi biliyorsunuz pandemi sürecinde birçok esnaf mağdur durumda. Sizin bu konuda fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi ben açtıktan sonra 2 ve 4 ay sonra pandemi geldi. Hı hı. Ve ben de 3 ay boyunca kapatmak zorunda kaldım. Evet, pes etme gibi bir durum var mıydı? Evet vardı. Gerçekten şu an için esnaflar için çok üzülüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu an için çoğu yerler, bak cadde üzerinde falan cıvıl cıvıllık varken, yani bir hareket varken şu an için herkes bitti. Yani kimse yani iş bulamaz hale geldi ve ne yapacağını bilmiyorlar. Bunun yerine eğer düşünürseniz şöyle, pandemiyle birlikte ölüm olan oranları daha da çok fazla arttı. Neden? İntihar vakaları. Evet. Ve bunlar bazen gündeme geliyor, bazen gelmiyor. Bilenler var, bilmeyenler var. Çoğu da işsizlik ve psikolojisinin bozukluğuyla şey oluyor. Evet, ben de pes etme gibi durumum vardı ama yani pes etmemek için de gerçekten şu an için bir kadın olarak, bir bayan olaraktan gerçekten mücadele veriyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü kızım ve oğlum var. Oğlum şu an için askerde. Yani sonuçta bedavadan da askerlik de yapılmıyor artık yani bir şekilde ücretim varsa diye. Benim suyu bilene çocuğum parayla içiyor. Yani şu an Kıbrıs'ta yaptığı için parada yani orada. Yani destek de istiyorum. Eğer böyle bir şeyler yapmak isteyenler de varsa aklımın yettiği kadar da destek de olmak istiyorum. Ama devletten veya büyüklerden veya belediyeden benim sesimi duyan varsa da yardımlarını, desteklerini istiyorum. Çünkü ben bugüne kadar, ben mesela 3 sene oldum eşimden ayrılı, 3 senedir devletten bırakın bir katkı almayı, bir destek dahil kesinlikle görmedim. Görmedim. Hiçbir konuda yani bir ufacık olsun destek görmedim yani. Bunu çok üzülerekten söylüyorum, onu da söyleyeyim. Çok üzülerekten söylüyorum. İnsanları yargılamıyorum, insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Kimin ne iş yaptığı da beni ilgilendirmiyor, saygı duyuyorum. Ama şunu söyleyeyim ki dışarıdan gelen insanlara yardım ve destek yapılabiliyorken
ben Türk dili konuşurken ve Türk olmama rağmen neden bana yardım olunmuyor veya neden destek çıkılmıyor benim gibi insanlara, çok merak ediyorum bu konuyu da. Ve insanlara faydalı olmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Yani en çok bu düşüncede olanlara destek verilmesi gerekiyor. Evet, yani neden fazla büyük bir şey istemiyoruz? Sonuçta biz ayaklar üzerine durabilmemiz için destek istiyoruz ya, yardım. Yardım, yani bir destek istiyoruz. Bu, yani bana ömür boyu baksın karnımı doyursun diye beklemiyorum. Bir şeyler destek olsun ki neden? Alma verme dengesi sağlansın istiyorum. Ben buraya bir şeyler yatırım yapabilirsem, eğer dışarıya güzel bir reklam yapabilirsem, insanlara tekrar gündemde olduğumu belirtebilirsem, gösterebilirsem, neden? Ben de alıp kazanabileceğim ve almam, aldığım zaman vermem gereken yerlere vereceğim mesela. Suyumu eksiltmiyorum, doğal gazımı eksiltmiyorum, elektriği, devlete benim yardımım, katkım olmuyor mu? Ben kazanırsam bir taraftan benim de devlete çok güzel katkılarım olur yani. Nazik Hanım, anladığım kadarıyla çok güçlü bir kadınsınız. Kendi ayaklarınız üzerinde bu zamana kadar durmuşsunuz. Dükkanınızı bu şekilde ilerletmişsiniz, ayakta tutmuşsunuz. Güçlü bir kadın olarak Uşak'taki esnaf kadınlara tavsiyeleriniz var mıdır? Sadece şunu söylerim. Gerçekten açık yüreklikle ve Rabbimin bana verdiği özgüvenle söylüyorum. Kesinlikle düştüm demeyin, yıkıldım da demeyin. Tekrar ayağa kalkmanın gücünü gerçekten Rabbim veriyor. Allah demeyi bırakmayın derim. Kullarından önce Allah'a tamatkar edin ve Allah'a, yani ona el açın derim ya. Mutlaka bir sebep kılıyor. Mutlaka bir nasip ediyor yani. Birilerini vesile kılıyor yani. Şu an ben sıfır ve şunu da tekrar söyleyeyim. Kredi kartlarıyla bu dükkanı açtım. Ve hamdolsun ki Rabbime, mal yokken böyle oldu diyorlar, böyle oldu diyorlar. Tabii ki mücadele ediyorum. Tabii ki çaba gösteriyorum. Eğer bugün birisini yemeyeceksem yemiyorum. Ve şunu tekrar söylüyorum. Türk olaraktan ve köylü bir insanım ben. Köylü milletin efendisi derler ya. Köylü bir insanım. Yani ayağımı yorganıma göre uzatmasını da bilen bir insanım. Ve alnım da açık. Ve şu an için gerçekten sevdiğim bir sürü insan var. Uşaklıyı seviyorum. Beni de sevenlerin çok olduğunu biliyorum. Ama benim gerçekten, ya ne bileyim, reklama ihtiyacım var. Yerimi belli etmeye ihtiyacım var. Şu an ben kuytu bir köşede duruyorum yani. Edemiyorum. Çünkü yanlış anlamasın, belediye başkanımız da benim belediyeye fazladan para verebilecek bir gücüm yok. Reklam parası verebilecek gücüm yok. Bir çarşaf asacak bir gücüm, yani size verebilecek param yok yani. Reklamın en büyüğünü kendim yapıyorum. Ve benim yanıma gelen sevenlerim de yapıyorum. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim güzel tavsiyeleriniz için, güzel düşünceleriniz için ve programıma konuk olduğunuz için. Ben de mutlaka cadde üzerinde PTT arasında Nazik Hanım'ın dükkanınıza uğramanızı ve ışıl ışıl eşsiz takıları görmenizi, görsel şölenle keyiflenmenizi isterim ve herkese iyi akşamlar dilerim.